Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Starfield rehberiniz Emin Çıtak ve bugün en çok merak ettiğiniz konulardan biri olduğunu bildiğim gemi inşasına eğileceğiz. Gemi inşası gerçekten çok önemli. Bazı arkadaşlar tabii ki sosyal medyada görüyorum işte zaten uçmuyoruz etmiyoruz ne işimize yarayacak gemi diye soruyorlar ki böyle sormakta haklılar ama Starfield'da gemi gerçekten çok önemli bir mekanik hem para kazanmanız tarafında hem de bir yaşam alanı oluşturmak tarafında gemiler gerçekten baya başarılı. Şimdi gemi söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelen yer New Atlantis oluyor. Çünkü oyunda ilk geldiğimiz ve ilk gemi mühendisleriyle tanıştığımız yer burası. Büyük şehirlerde ve pek çok yerleşim bölgesinde geminin indiği bölgede landing pad dediğimiz yerde bir adet şöyle ship service technician oluyor. Ve gerçekten bunlardan çok fazla var. Buradaki kritik nokta şu arkadaşlar. Mesela bu abiye gelip modify my ship dediğimde bize satacağı ürünler belli markaların olacak. Mars'ta Deimos ürünleri satılıyor ki Mars'a da uğrayacağım orayı da göstereceğim. Çünkü ilk gideceğiniz şehirler ve geminizi ilk upgrade edebilme imkanı bulacağınız yerler buralar. Ardından tabii ki buradaki bütün mekanikleri sizlere anlatacağım. Burası farklı markalar satıyor. Hatta sattığı markaları da göstereyim size. Bunların gerçekten aralarında kalite farkı, fiyat farkı ve size yaptığı etkide bir fark oluyor. Upgrade ship dediğinizde bir saniye ship builder dediğinizde buradan add diyorsunuz ve satabildiği markaları gösteriyor. İşte Sextant, Dogstar, Protector Systems falan böyle bir sürü Şirket var. 3 tane şirketin ürünlerini satıyorlar Atlantis'te. Dediğim gibi her yerde bunlar farklı. Şimdi Mars'a gidelim. Sol sistem yukarıda. Mars ve Sidonya. Gitmemiz gereken yer orası. Mars'a geldiğimizde yine burada bir servis teknisyeni var. Bakın indiğimiz yer burası. Deimos'un habitatları, Nova Galactic. Farklı markaları böyle sürekli görmeye başlıyoruz. Bunlardan böyle bir sürü üretici var ve oyun dünyasında gördüğünüz her yerde bu tarzda gemi mühendisleri var. Bunları bulun. Şimdi gelelim asıl olaya. Geminin kendisine. Elimdeki gemi Razor Leaf. Herhangi bir üzerinde upgrade veya bir geliştirme yapılmadı. Bulduğumuz gibi hatta bu gemiyi Aldığımız videoyu da YouTube kartlarından izleyebilirsiniz. Şimdi gemimizin önemli bazı noktaları var arkadaşlar. Sol taraf bizim için önemli bütün bilgileri burada göreceğiz ve bunlara göre düzenleyeceğiz. En üstte ship systems var yani geminin üzerindeki sistemler. Bunların hepsinin üzerine geldiğinizde geminin ilgili parçalarının parladığını göreceksiniz. Engine'ler, bakın ön tarafta bir tane misil, launcher, farklı farklı silahları, 3 farklı silah sistemi var bunu ikiye de indirebilirsiniz. Grav engine'i tutun hepsi burada. Bu sistemlere vereceğiniz gücü ise şu anda parlayan reaktör belirliyor ve reaktör bir geminin kalbi. İlk onu anlatacağız ama genel gemi özelliklerine bakalım. Geminin burada overview diye bütün özelliklerini gördüğümüz bir alan var. En başta fuel var yani yakıt. Gemiyi sürdüğünüz zaman herhangi bir yakıt azalması olmuyor. Ama bu yakıt siz yıldızlar arası atlama yaptığınızda, sistemler arası atlama yaptığınızda yani grav motorunu çalıştırıp ışık hızında gittiğinizde geçerli. Kat edeceğiniz mes mesafeyi gösteriyor. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela sistemden çıktım. Olympus'a gideceğim. Olympus'a git dediğimde 31.77'lik yakıt harcıyor. Daha uzak galaksilere daha fazla yakıt harcıyor. Mesela 96'ya çıktı, aşmaya başlıyor. 164 oldu. Buralara böyle tek seferde atlayarak o rotaları öğrensek bile gidemeyiz anlamına geliyor. Yakıtın önemi bu. Şimdi gelelim alttaki Hula Hull gövdesi demek geminin. Şu anda 469'luk parçanın 469'u da tamamlı durumda. Bu daha çok gemimizin canı da diyebiliriz. Bu ne kadar artarsa geminin canı da o kadar artıyor. Kargo bölümü 630 ve shielded kapasite diyor. Bu shielded kapasite de kaçak mallar için ayrılan alanı gösteriyor. 160'lık bir alanı kaçak ürünlere ayırabiliyoruz. Contraband kargo replerinde yine YouTube kartlarından görebilirsiniz. Reaktör A. Oyuna başladığınızda sıfırdan olan karakterinizin kullanabileceği tek gemi türü A gemileri, reaktörü A olan gemiler. Bu yıldıra geldiğinizde, add dediğinizde reaktör tarafında bakın. Farklı farklı reaktörler göreceksiniz. Klas bölümüne dikkat edin. B klası reaktörler, C klas en yüksek seviye reaktörler ama bunların arasında belli farklar var. Onları da anlatacağım. Peki bu gemiyi nasıl kullanacaksınız? C sınıfı bir gemiyi kullanmak istediğinizde ne yapacaksınız? Bunun yolu çok basit. Skilllere geleceksiniz. Bu tek bölümünde gemi skilllerinin hepsi bulunuyor. Piloting skillini 3. seviye yükselterek B sınıfı gemileri, C sınıfı gemileri de yani en yüksek seviye gemileri de rank 4'te kazanabiliyorsunuz. Payload kargo kapasitesini %50 arttırıyor herhangi bir ekleme yapmadan rahatlıkla kargonuzu daha yüksek kapasiteye buradan çıkartabiliyorsunuz. Starship Design az önce gördüğümüz ürünleri daha doğrusu gemi parçalarını rahatlıkla satın almamızı sağlarken Engineering de daha hızlı geminizin tamir olmasını sağlıyor. Daha birçok shield gibi, silahlar gibi farklı özellik var. Crew dediğimizde burada gemide bulunabilen fazladan mürettebat sayısı onu da bu sefer farklı bir yerden sosyal bölümünden arttırabiliyoruz. Ship Command diye bir skill var. Aynı anda 4 tayfa, aynı anda 5 tayfa, 6 ve 8 şeklinde ilerliyor. Jump kat edebildiğimiz mesafeyi temsil ediyor. 19 ışık yılı olarak geçiyor. Bu genelde ortalama bir değer. Hatta ben size gösterdim ya bu da benzinle de belirleniyor. Aynı zamanda genel ağırlıkla da belirleniyor. Yani geminizin ağırlığını arttırdığınızda o da burada mes olarak geçiyor. Atlayabildiğiniz ışık yılı azalma başlıyor. Bu yüzden bazı galaksilere büyük gemilerle gidemeyebiliyorsunuz. Yanında Shield var. Bu bizim tabii ki şurada bulunan shield'a göstereyim. Gemimizin kalkanı bu kalkan bittiğinde geminin gövdesi artık hasar almaya başlıyor. O yüzden eğer kalkanınızı yüksekte tutarsanız geminin parçalarına çok fazla zarar gelmeden rahat edebilirsiniz. Gemi savaşlarında gerçekten birden fazla korsan gemi size yaklaştığında kalkanın hemen inmemesi ve elisik maneuvers dediğimiz o kıvrak hareketleri yapmanız bayağı önemli oluyor. Alt taraftaki lazer Paralyze ve Missile Launcher bunlar silahlarımız Üç farklı silahı da kullanıyor. Registered bir gemiyi çaldığınızda veya boş bir gemi bulduğunuzda bu gemi mühendislerine geliyorsunuz ve gemiyi kayıt ettiriyorsunuz. Bazen astarı yüzünden pahalı olabiliyor ama eğer ucuza kayıt ettirirseniz onları satıp yine bir gelir kazanabiliyorsunuz. Geminin toplam değeri bu da anlattığım gibi ağırlığı. Peki gemilerimizi nasıl geliştiriyoruz? Ben gemi geliştirme olayını Frontier üzerinde göstereceğim. Çünkü Frontier oyunda kazandığınız ilk gemi ve ben bu gemiye şu anda hiç upgrade yapmadım. Yani siz teslim aldığınızda nasılsa öyle. Şimdi gemi geliştirmenin iki farklı yolu var. Biri zorlu yol diğeri kolay yol. Kolay yol tabi özelleştirme seçeneklerinizi birazcık azalsa da hızlı upgrade'leriniz için oldukça faydalı. Aşağıda kontrollerimizi görüyoruz. Buradan upgrade ship diyoruz. Ve buradan geminin her sistemi için ayrı ayrı upgrade'ler gerçekleştirebiliyoruz. Silah sıfır. Geliyorsunuz burada yerleştirebileceğiniz hatta bütün o tipteki silahları değiştiriyor. Yerleştirebileceğiniz silahları koyuyorsunuz. Mesela Proton Beam. Next kategori veya buradan direkt tıklıyorsunuz. Disruption. Bunları değiştirmeyeceğim. Missile Launcher'ı da değiştirmeyeceğim. Engine'e geliyoruz. Şimdi bu engine'ler bir kere tıklıyorsunuz değiştirebileceğiniz, kullanabileceğiniz engine'leri gösteriyor. Bu yolla upgrade yaptığınız herhangi bir uyumluluk sorunu falan yaşamıyorsunuz. Çünkü geminin bazı parçalarının reaktörle net uyumlu olması gerekiyor. Bu işin dediğim gibi kolay tarafı. Şimdi Frontier'la beraber gemi parçaları ve gemi parçalarının özellikleri hakkında konuşacağız. Bunun için Ship Builder'a giriyoruz. Alt tarafta fark ettiyseniz bu özelliklerin sıralanmış şekilleri var. Bizim yaptığımız her değişiklik burayı olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek. Add diyoruz. İlk olarak karşımıza reaktörler çıkıyor. Reaktör geminin gücünü sağlayan ve sınıfını belirleyen ana bileşen. Pek çok farklı özellikle beraber geliyor. Burada bakarsanız bizim de gemimizdeki reaktör hatta şöyle göstereyim. A sınıfı bir reaktör. Farklı özellikleri var. 14 enerji üretebiliyor. Bu oldukça az. B sınıfı reaktörler de var. Bakın B sınıfına geçtiğiniz anda sizden piloting skill'i istiyor ve starship design istemeye başlıyor. Alt tarafta gördüyseniz. Bakın 4'e geçtik şu anda. Gemiye ben bir B sınıfı reaktör bağlamak istiyorum. B sınıfı bir reaktöre geçtik. Ama bunun da çok fazla enerji üretemediğini görüyorum. İkisini de şey yaptım şimdi. Bakıyorum. Şöyle bir B sınıfı reaktör aldım. Ve büyük bir fark yaşadık. Sağladığı enerji yükseldi. Gemi bir anda farklı bir seviyeye geldi. Ama burada asıl önemli olan reaktör tabi bize çok güzel bir enerji veriyor ama reaktörlerin farklı özellikleri var. Üretebildikleri enerjiler dışında repair rate yani yeniden kendini onarabilme, özellikle dövüşlerdeyken crew kapasitesi size fazladan sağlayabildiği tayfa miktarı ve gövdeye yaptığı katkı da son derece önemli. Ben geminin yerinde değiştirdim en azından üst tarafları da rahat görün diye. Bir sonraki kategorimiz kalkanlar. Geminin kalkanı şurada arkadaşlar bizim kullandığımız kalkan. Şimdi kalkanların önemli özelliği reaktörlerle uyumlu uyumluluk gösteriyorlar. Reaktörlerin geriye doğru uyumluluğu olsa da eğer geminizde C veya B sınıfı bir reaktör yoksa şu sırada gördüğünüz C sınıfı hemen sol taraftaki C sınıfı kalkanları da kullanamıyorsunuz. Biz buraya güzel bir kalkan yapalım ama kalkanlarda tabi yine dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kalkanın toplam sağlığı. Yine sol tarafta yazıyor. Belli şeyleri değiştiriyor. İstediği güç önemli. Buna uyumlu olarak ne kadar hızlı kendini yenileyebiliyor. Bu da önemli. Özellikle büyük gemilerde böyle devasa kargo gemileri inşa ettiğinizde C sınıfı kalkanlar gerçekten çok faydalı. Ama böyle küçük gemiler hızlı hareket etsin, sürekli düşmanı arkasına geçsin, ateş etsin falan bu tarzda bir gemi arıyorsanız A sınıfı ve B sınıfı reaktörler çok daha hızlı kendilerini yenileyebiliyorlar. B sınıfı reaktörler %7 seviyesindeyken A sınıfı reaktörler o %10'la kendilerini yenileyebiliyorlar. Ben B sınıfı bir reaktör yapacağım. %7'lik bana bir katkı sağlayacak. Şöyle bir shield generator ama fark ettiyseniz bakın bu shield generator bir türlü buraya oturmuyor. Çünkü sağa sola gitmek dışında bir de yukarı aşağı gitme var. Onu da böyle mesela aşağı gitmek istediğinizde F'ye basıyorsunuz. Yukarı çıkmak istediğinizde R'ye basıyorsunuz. Böylece gemi modüllerini hızlıca düzenleyebiliyorsunuz. Şu gerçekten çok hoşuma gitti. Yanlış yere takma ama. Flip diyelim. Bakın gemiye şöyle yaptığınızda bakın geliyor direkt oturuyor. Bazen oturmadığında şöyle bir, bir tur aşağı indirip bir tur yukarı çıkartabilirsiniz. Veya en rahatı şöyle neyi ne yapacağınızı biliyorsanız sildiniz bunu. Bak şuraya geliyorsunuz. Aşağıda attach diye bir seçenek var. G'ye basıyorsunuz. Buradan kalkanınızı seçiyorsunuz. O kendi böyle düzgün düzgün oraya oturtuyor. Hemen B sınıfı reaktörlere bakalım. Bakın bu çok iyi. 1500 koruma sağlıyor. Bir anda bir uyarı aldık. Diyor ki mobiliteyi güçlendirmek için ağırlığı azaltın veya enjinlerin kapasitesini yükseltin. Bu her zaman sallayacağınız bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi doğal olarak gemiye bir şey ekledikçe ağırlığı artacak ve atlayabildiği ışık yılı sayısı da azalacak. Yani istediğiniz kadar engine yükleyin. Engine yüklemenin yani bu motorların belli bir seviyesi var ki onlara da geleceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Bu yeni menümüz gemiye ekleyebileceğiniz Kozmetikleri size gösteriyor arkadaşlar. İşte geminin dışı görünsün, kıçı görünsün, şurasına bir şey ekleyin, burasına bir şey ekleyin dediğinizde kullanacağınız parçalar Nova'nın ve Deimos'un parçalarını bu şekilde görebilirsiniz. Mesela böyle tuhaf tuhaf bir sürü parça var. Ya bu parçalar sadece kozmetik diye de bakmamak lazım. Bakın bunların da birer attach modülü var. Buralara bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yani gemiyi güzelleştirmek istediğinizde kullanacağınız parçalar bunlar. Bak mesela bu görmüş olduğunuz parça aslında gemide kimsenin dolaşabildiği bir yerdi. Tamamen kozmetik ama iki yanına silah tutturulmuş. Biz buraya gelip G'ye basıp mesela farklı bir modül ekleyebiliriz. Mesela öyle bir şey yapalım. Ne yapabiliriz? Çok da dandik kötü bir şey olmasın. Şöyle tuhaf bir şey ekleyelim. Sonra silahları gelelim buralara koyalım. Bu modülü de değiştirdik. Şu an yavaş yavaş Frontier'ı kendi kafamıza göre özelleştiriyoruz. Add diyoruz. Burada eklediğimiz şeylerden sonra silahlar var. Silahların türleri falan acayip farklı farklı sınıflardalar. Hepsinin bir dengesi var. Benim tavsiyelerim genelde eğer büyük gemiler kullanıyorsanız otokanon olacak. Gemilere sürekli borda yapmak istiyorsanız, gemileri basmak istiyorsanız süpresör yani EMP türü elektrik hasar vererek geminin motorlarını durduran silahları tercih edebilirsiniz. Burada silahlar da reaktöre bağlı olarak kullanılabiliyor yani C sınıfı silahları kullanmak istiyorsanız C sınıfı bir reaktörünüz olmak zorunda. Burada ne demek istiyorum onu da size anlatayım. Mesela şöyle en aşağılara indiğimizde baya bir silah var. C sınıfı bir silah var. Oto alfa bim yani otomatik olarak düşmana ateş eden bir silah bu bakın. Bu silahı yerleştirdiniz diyelim. Flight check'e geldiğinizde bir hata verecek. Diyecek ki geminin üzerindeki modüller reaktörün klasının üzerinde. Yani reaktör bu modülü taşıyamaz. Bunu silmek zorundasınız. Aynı zamanda farklı türden bir silah kullanacaksanız da silahlarınızı yeniden atamanız gerekiyor. Mesela ben bir düzenleme yapacağım. Geminin üzerindeki silahlardan bir kurtulalım. Burada lazerlerimiz var. Pulse lazerler. Bunlardan kurtulalım. Şu an gemide hiçbir silah modülü yok. Şimdi ben B sınıfı silahlarla donatmak istiyorum tabii ki de. İlk olarak şuralara iki tane lazer koyacağım. Lazerlere baktığımızda hemen C sınıflarını bize gösteriyor. Biz C sınıfı aramıyoruz. Railgun da kullanabilirsiniz. Biz B sınıfı bir lazer kullanalım. Of çok karizmatikmiş. Bak yakınlaşayım. Scorch da çok iyi. Kararım Torch olacak. Bakın altta zaten sol altta Starship Design diye görme, görmeniz lazım. Buraya bir tane 250'lik koyalım. Bir tane de buraya koyalım. İki farklı lazerimiz var şimdi. Bir tane silahı hallettik. Bu silahlarla alakalı önemli noktalardan biri max power. Silahların ulaşabildiği max power şuraya atadığımızda 8 tane bar kullanarak en yüksek seviyesine ulaştıracağımız anlamına geliyor. Silah konusunda vereceğim bir başka tavsiye ise oyunun başlarında her ne kadar iyi bir gemi düzenliyorsanız da iki silah sizin için çok daha mantıklı olabilir. Geminin üretebileceği, daha doğrusu reaktörün üretebileceği enerji buralara ulaşmadığı için ve shield gibi engine gibi önemli parçalarda bulunduğu için özellikle shield'ı yükselttiğimizde biz şu an en yüksek seviyeye getirdik. İki farklı silahla da bence gayet iyi iş görürsünüz. Mesela lazerle missile launcher benim için bunlar. Şuraya da missile launcher ekleyeceğim. C sınıfına geldik, geçelim ona. Threat, turret, turret. Hunter'ın tipi çok kötü ya. Oo, çok güzelmiş. Fire rate'i 1, çok yüksek hasar verirler ama ne yazık ki şöyle bir sıkıntıları var. Çok yavaş ateş ediyorlar ama bunu çok beğendim. Gerçi rengini de değiştirebiliyoruz hepsini. G diyelim. Buraya da bir tane koyalım. Şu an 140 bin liralık masrafımız var. Yani gemiyi tabi upgrade yapmak masraflı. Bana yazanlar olduydu YouTube'dan. Abi bu kadar para birikti. Bu kadar çok paramız var diye. İşte onlar bir yere gidiyor. Şimdi silahlarımız bunlar olacak. Üçüncü bir silah. Gerçekten eklemeyeceğim. Flight check'e geldiğimde weapon assignment yok diyor. Yani silahları ataman lazım diyor. Hemen üste geliyoruz. Weapon diyoruz. V0'a lazer veriyoruz. 2'ye de missile launcher veriyoruz. Şimdi mesajlara geldiğimizde burada bir hata veriyor. Yok diyor herhangi bir assignment ama bu kesinlikle sizin uçuşunuzu falan engellemiyor. Önemli de değil yani. Şimdi add diyelim landing bay arkadaşlar. İniş modülleri bunlar. Bunların ikisini de göstereyim size. Bakın iki farklı modül var. Bu modüllerdeki kritik noktayı göstereyim. Şimdi üstüne geldiğinizde modülün bakın şurasında bir aşağı doğru bir seçenek var. Gördünüz mü? Bu gemiye nereden bağlanacağını gösteriyor modülün. Yani geminin alt kısmından bağlanacağı anlamına geliyor ki zaten Frontier'a baktığımızda aynı modülden olduğunu ve geminin tam alt kısmında bulunduğunu görüyoruz. Yani buna dikkat ederek gemiyi yaparsanız şu üst taraftan bağlanacağını hesaba katarak rahat edersiniz. Tabi ben landing bay'i değiştirmeyeceğim. Geminin şık kısımlarından biri Frontier'ın. Kargo bölümü. Şimdi geldik kargo kargolara. Kargo gemi de son derece önemli. Bizim burada bir tane balast kargomuz var. Aynı zamanda landing bay'i de buradan görebiliyoruz. Şimdi bu kargoyu ben kaldıracağım ve attach diyeceğim. Buraya ekleyebileceğim en yüksek kargoyu ekleyeceğim. Bakın kaçlık bir kargo? 1480'lik bir kargo ekleyebiliyorum ama bir anda 3 ışık yılı azaltıyor geminin atlayabileceğim mesafeyi. Şimdi bu gemi biraz ortalama bir gemi olduğundan aslında bunu göz ardı da edebiliriz. Galeon koyacağım buraya bir tane. Geminin kargo kapasitesini inanılmaz arttırdık şu anda. Ama bir hata aldık. Şimdi diyor gemi Grav jump için çok ağırlaştı. Artık atlama yapamayacaksın diyor. Hmm, bu şimdi büyük bir sorun ama zaten grav motoruna birazdan geleceğiz. Onu daha geliştirmedik. kokpit tarafında ise seçeneklerimiz oldukça farklı. Şimdi bizim şu anda kullandığımız kokpit bu. İki tarafında lazerlerimiz var. Standart kokpit Kullanabileceğimiz diğer kokpit modülleri bunlar. Hatta yine G'ye basarak direkt bu geminin üzerine uyumlu bir parça olması açısından. Şuradan bakabilirsiniz. Bak Magellan tipi ben bunu çok seviyorum bu arada arkadaşlar Magellan tipi geminin birazcık tarzını değiştirelim. Dediğim anda çok büyük bir sıkıntıyla karşılaştım. O da nedir? Şu anda silahları bağlayamıyorum. Ama ben bu modülü istiyorum. Bu modülü koyabilmek için hem de fırsat olacak. Hazırda tutalım. Add diyoruz yine. Docker. Docker arkadaşlar gemi için şöyle bir kritik öneme sahip. Bu geminin üzerinde var. Diğer gemilerle bağlanmanızı sağlayan ve onlara board olamanızı sağlayan, yani diğer gemilere girmenizi sağlayan şey bu Docker denilen parça. Docker denilen parçanın şöyle istediği yere koyabilirsiniz gemin. Ama bu parçadan daha yüksekte hiçbir parça olmaması gerekiyor yakında. Eğer ben gelip buraya mesela Kokpit yerine buraya başka bir şey koyalım. Şöyle bir tane hub koydum. Sonra geldim. Üstüne bir tane daha hub koydum. Modülün üzerinde daha doğrusu onun hizasında bir parça var. Flight check'e geldiğimizde maşallah invalid docker modül position. Genelde bu hatayı alacaksınız. Geminin dış cephesinde olmak zorundadır. Yani onun üzerinde bir parça olmaması lazım. Onun hizasında bir parça olmaması lazım anlamına geliyor. Tabii biz bu rezilliği böyle devam ettirmiyoruz. Parçamızı geri takıyoruz. Kokpitlerimizi kenara alıyoruz ve burada üç farklı docker var. Bunların hepsi top olarak destekli. Yani üst taraftan açılan docker'lar. Bunların daha farklı versiyonlarını yine farklı yerlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Pahalısını, ucuzunuzu alın hangisini istiyorsanız onu alın. Ben mesela pahalısını istiyorum. Ben bunu atacağım. Buraya pahalı bir tane docker koyacağım. Çünkü param var. Oh mis. Geldik engine'lere. Şimdi engine i... Birazcık erteleyeceğim. Engine'i hemen göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü geminin diğer parçalarını birleştirdikten sonra ne kadar güce ihtiyacımız olduğu da önemli. Yakıt şu açıdan önemli. Şurada parçasını görüyorsunuz. Bunu sileceğim. Bu yakıt sayesinde atlayabileceğiniz mesafeyi belirleyebiliyorsunuz. Attach modülden bakın böyle bir sürü yakıt tankı bulabiliyorsunuz. Size Gravjump Fuel diye veriyor zaten. Yukarıda yazıyor ne kadar gideceği edeceği. Şu mesela hem gemiyi ağırlaştırıyor ama gerçekten çok sağlam bir benzin veriyor size. Şimdilik biraz en pahalısı diye görgüsüz bir gemi yapıyoruz. Tabii ki bu işin sonu tasarım bütçe bunlar hepsi önemli. Şurada duralım buraya bir modül ekleriz. Ed diyoruz. Gear. Gear arkadaşlar iki türlü şöyle ve şöyle. Bizim gemimizde bu ikisinin de uyumlu olması gerekiyor. Bunların bir de alt taraftan sadece geminin alt tarafından tutan versiyonları var. Bakın bizim landing gear'lar bunlar. Yani geminin indiğinde ayakta kalabilmesini sağlayan parçalar bunlar. Tipteler. Mesela bunları değiştiriyorum yenileriyle. Ya çok gerekli mi değil. Ama değiştiriyorum ben. Paranız varsa her şeyi yaparsınız. Para yol yöntemlerini de göstereceğim. Frontier bayağı değişmeye başladı. Biraz böyle hani risksiz bir modifiye oluyor ama gemiyi çok geliştiriyoruz. Şimdi add diyoruz. Landing gear'ları değiştirdik. Grav Drive'a geldik. Grav Drive oyundaki zaten en önemli şeylerden biri. Bu Starfield'ın var olmasını sağlayan şey. Kütle çekimi motorları bunlar arkadaşlar. Grav Drive'lar. Biz B sınıfı bir reaktöre sahipiz. Ve kullandığımız Grav Drive ne yazık ki A sınıfı. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Landing Gear'ın bulunduğu yerden G'ye basacağım ki buraya direkt tutturulabilecek motorları göreceğim. Bak bazı. tut çok büyük geliyor gördünüz mü? C sınıfı, C sınıfı, B sınıfı. Benim reaktör klasım B olduğundan B sınıfı reaktörleri kullanacağım. Bize Trust diye bir seçenek sunuluyor. Bakın yan tarafta özelliklerde Trust diye bir şey var. Aslında güç dışında bu Trust çok önemli. Sizin gidebileceğiniz en uzak mesafeyi Gerçekten belirleyen şeylerden biri Grav Drive'lardaki bu özellik. Kesinlikle ama kesinlikle Thrust'lı yüksek bir modül seçerseniz çok rahat edeceksiniz. Zaten sonraki seviyelerde C seviyesinde 27'ye falan çıkıyor artık bunlar. 34'e çıkıyor. Şimdi bizim istediğimiz şey bu. B sınıfı iyi bir Nova Galactic Grav Drive'ı. Hata sayımız 7'de. Gemide çok az Landing Gear var diyor. Acaba neden öyle diyor? Çünkü bunlar havada duruyor. Bu optimizasyonları yapacağız zaten arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi geldik hub'a. Hub bölümleri gemide sizin ve tayfanın dolaşabileceği alanları temsil ediyor. Yani gemide buralarda dolaşacaksınız arkadaşlar. Ve farkındaysanız burada mesela varyant diye bir seçenek ilk defa karşımıza çıkıyor. Farklı varyantları seçebiliyorsunuz. Store Room veya Companion Way mesela Companion'ların olunduğu, bulunduğu bir bölüm yapabiliyorsunuz. Veya tamamen kozmetik amaçlı eşyaların depolandığı bir yer yapabiliyorsunuz. Burada bir All-in-One şeklinde bir ikiye birlik hub yapabiliyorsunuz armor'u yapabiliyorsunuz. Kendi kaptan odanızı yapabiliyorsunuz. Bilgisayar odası yapabiliyorsunuz ki burada bazı özellikler de gösteriyor ki bunlar kullanabileceğiniz cihazları da içerebiliyor. Kontrol istasyonu yapabiliyorsunuz. Silah me mekanı. insanlara bir yaşam alanı oluşturabiliyorsunuz. Araştırma laboratuvarı yapabiliyorsunuz. Workshop koyabiliyorsunuz. Yani oraya girdiğinizde işte gemide böyle devasa bir gemi yapıp tamamen o geminin içinde yaşayabilirsiniz ve her şeyiniz o geminin içinde halledebilirsiniz anlamına geliyor bu hub'lar. Mesela all-in-one'lar var. Yine aynı şekilde workshop olanlar var. Benim Nova Galactic tarafından kullanacağım şöyle bir geleyim. Tekli hub yapmak istiyorum ben aslında. Ama tekli hub yaptığınızda bakın ne yazık ki farklı özelliklere sahip bir şey yapamıyorsunuz. Biz biraz işi geliştirelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Science lab yapalım. Ya da workshop kuralım. Bakalım nasıl görünecek. Bir workshop kuralım. Onu da bakın buraya attach yapmaya çalışıyoruz. Bazen olmuyor. Öyle olduğunda F'ye bir kere basın. Hemen alta insin. Tık diye yapıştırın. Şimdi hata sayıları artacaktır. Biraz fazla oldu. Bizim kullanacağımız bu bu kokpitin kötü bir yanı var. Yanlarına bir şey koyamıyoruz. Magellan tipinde yanlara konulmuyor. Tamam, yapacak bir şey yok ya. Sağlık olsun. Geminin alanlarını çok işgal ediyor o şekilde silahlar. Mecbur. Buna geri döneceğiz. En azından önden pek de farklı görünmeyecek ama olsun. Tamam. Şimdi hub'ımız burada. Bize bir tane hata veriyor. Cihazda çok fazla landing şeyi yok diyor. Bakın landing bölümü bunlar. Bunlardan üret diyor bana. Böyle üstüne basılıp basıp CTR G yaparsanız üretiyorsunuz. Çatır çatır. Şu an gemide herhangi bir sıkıntı yok. Grav Drive'ımız 26 ışık yılı kadar gidebiliyor. Hatta şurada da bize bir boşluk oluştu. Daha neler ekleyebilelim bakalım. Şunları kaldırırsak. Gelelim buralara bir şeyler ekleyelim. Structural diyelim. Şöyle bir kanat ekleyelim buraya. Buraya da bir kanat ekleyelim. Tabi biraz kullanışsız oldu böyle ama çok da berbat görünmüyor. En azından hani gemimizin potansiyelini bir anda arttırdık. İlk başta nasıl bir gemiydi? Hemen görelim. Şu an böyle bir gemi oldu. Benim burada size anlatmak istediğim şey hani geminin ne kadar kaliteli veya iyi olacağı değil. Bu sistemin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini göstermek. Reaktör nedir? Bu reaktörle beraber neler yapılır? Nasıl bir sistem kurulmuş? Ödeyeceğimiz para tabii inanılmaz yüksek. Son olarak arkadaşlar engine. Engine yine reaktöre bağlı grav drive gibi şuradan bağlayabiliyorsunuz. White wolf'lardan kullanıyorduk. Bunun verdiği itiş gücü 13.000 seviyesinde. Bir de manevra itiş gücü var. Yani çok hızlı hareket edebilmeniz için, düşmanlardan rahatça kaçabilmeniz için gereken manevra. Ürettiği güç de aşırı yüksek değil. Özellikle hızlı kaçmanız gerektiğinde bayağı faydalı olacak bir şey çünkü bunlar. B sınıfı reaktörlere geldiğimizde C sınıfında yine hayvan gibi reaktörler var itiş gücü anlamında B sınıfında böyle şık bir reaktör bakacağım. Aa bu çok tatlı. Herküller çok tatlı. Dune çok tatlı yine Dune ama gemiye pek uygun değil. Herkül'e gidelim biz. Şöyle güzel iki tane Herkül koyalım. Gemiyi so soruna düşürecekler mi? Güzel. 25 ışık yılına düşürdü 20 26'dan. Şöyle bir şey geldi aklıma. Birazcık sistemi değiştirebilirim. T diyeyim, R diyeyim şuna. Bunu alta koyabiliyor muyum? Evet. R diyelim. Bunu yukarı yapalım. Bunu da yukarı yapalım. Şuraya da G ile. Tabi yine engine koymayalım. Structure'lara bakalım nelerimiz var. Hmm. Pek işe yaramayan şeyler bunlar bu arada arkadaşlar. Kanatlar manatlar. Tek olayı gemiyi şık göstersin. Başka bir şey yok. Gemimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi exit diyorum. Vallahi bayağı bir parayı gömdük. Elimizdeki güç ahanda bu seviyeye çıktı. Özellikle shield kapasitesini arttırmamız dövüşlerde çok işimize yarayacak. Reaktörümüz A'dı B'ye çıkardık. Shield'ımızı çok yükselttik, atlayabileceğimiz mesafeyi çok yükselttik. Geminin fiyatı bir anda 30.000'e 30 çıktı. Yani devasa bir gemi inşa ettik. Kargo kapasitemizi 2580'e çıkarttık ama kontraband kargo için bir alanımız yok. Onun için de zaten yukarıdaki rehberden nasıl edineceğinizi ve geminize nasıl ekleyeceğinizi görebilirsiniz. Peki bir uçuş testine gidelim. Resmen bambaşka bir gemiye dönüştü. Oha! Oha! <laughs> bambaşka bir şey oldu gemi. <laughs> Umarım arkadaşlar hani net ve faydalı bir rehber olmuştur. Geminin içini sizlere göstereyim. Şu anda iki kişi var içeride. Bakın üst katı yok. Tek katlı bir gemi yaptık. O kadar uçmadık. Yine burada da araştırmalar falan yapılabilir. Burayı workstation'a da çevirebiliriz mesela. Hani şu an böyle yaptık. Geniş geniş bir alan yani. Burası kokpit. Kokpit baya değişti. Yine geminin mekanı burası. Kargo hold'u buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burası kaptanın kasası. Sizin kasanız burada. Özel eşyalarınızı buraya yerleştiriyorsunuz. Bunun kapasitesi de 40. Hadi oturalım bakalım. Yalpa mı yaptı lan o? Mesela lazerleri ve missile launcher'ı yükseltebilirim. Engine'den alıp shield'a verebilirim. Ya da missile launcher'ı azaltıp shield'ı yükseltebilirim. Bir tane de lazerden alıp engine'i yükseltebilirim. Bende shield sistem şey var mı? Targeting kontrol sistemi de açalım. Hazır mıyız? target lock diyoruz ve Oha param parça etti gemiyi. Oha. Ya yani şu an arkadaşlar bayağı bir gemi saldırıyor bana biliyor musunuz? Baksanıza bak 6 gemi birden saldırıyor şu an. Patladık en sonunda ama kazanamayacağımız bir savaşa girdik. <laughs> ben ne olduğunu anlamadan gemi yok oldu. Başarılı olmuş gemi. O zaman videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Başka bir rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.